çok özgürlüklere, çok haklara saygı duyan bir adayık ya, bu tamamen bana göre boş bir balondur, öyle değildir. Şiddet de var bu adada, baskılar da var. Evet, kadın olmak her yerde olduğu gibi burada da zordur, ağır bir yüktür. Ağır işçisiniz, ev kadını da olsanız. Hatta ben ev kadınlığını daha büyük, daha ağır bir işçilik olarak görüyorum. Mesela kendime özgüvenim var. Ben hep çalıştım. Ama bazıları çalışmaz. Adamın eline bakar. Yani çalışmak da güzel şeydir. Ama işte bazılarına kocası bakmaz gitsin işe. Yani bu arada evimizin işlerini de beraber götürdük. Çocuklarımıza da baktık. Yani her şeyi bir arada götürdük. Eve girersek tabii toplumsal şeyde kadın olmanın zorluğunu bu yoğun iş hayatında yaşadım. Ama eşim bu konuda hani uyum gösteren biri oldu ama tabii ki kolaylıkla uyum göstermedi. Yani bunun hepsini, her şeyi masaya yatırmak zorunda kaldık. Çünkü kadının aynı anda yaptığı bir sürü rol vardır. Ailede işte kız çocuğudur, daha sonra yetişir, bir aile kurarsa anne diye sorumluluğu vardır, eş diye sorumluluğu vardır, aynı anda iş hayatında sorumluluğu vardır. Çalışırken bile eşitsizlikle karşılaşabilecek durumlarla yüz yüze gelebilir. Kadının çalıştığı yerde veya gittiği yerde cinsiyetinden dolayı bir erkeğe davranıldığı gibi değil de daha farklı bir davranış noktasında, evet, bizim ülkemizde de kadınların söyleyemediği, yaşadıklarını dile getiremediği, bir sır olarak içinde tuttuğu, bu erkeklerden ağır ve ekstra bir yüktür kadına. En basiti sesimi duyurmak mesela. Bir ortam düşününüz, görüşünüzü, fikrinizi söyleyeceksiniz ve ataerkil bir toplumdayız. Çok kolay olmadığını düşünürüm. Ekonomik güç vermeyeceksin kadına, işte böyle olur, şöyle olur, işte kadın şey yapar. Kesinlikle değildir. O kadının ekonomik gücü var ya, sırası gelir seni de kaldırır ayağa. Yani bu ön yargılar devam eder. Hiçbir zaman da bitmeyecek. Ama onlar hiçbir şeyi şey yapmasınlar, takmasınlar kafaya. Devam etsinler, korkmasınlar. Ülkeleri kadınlar kalkındıracak.